aşıkların muhallebicilerde buluştuğu günler artık çok geride kaldı. Bugün muhallebiciler halen var ama gençler daha çok kafelerde buluşmayı tercih ediyor. Ve böylece yine çok eski, güzel bir geleneğimizde kaybolmaya yüz tutuyor. İşte kültür aşı olarak bir misyonumuz da kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış bazı geleneklerimizi, güzel tatlarımızı ait oldukları yere tekrar koymak. Girişten de anlayacağınız üzere bugünkü konumuz sütlü tatlılar. Sütün dünyanın en eski gıdası olduğunu söylesem herhalde şaşırmazsınız. Sudan, tuzdan bile daha eski, insanlık tarihinin başlangıcıyla eşdeğer. Yemek tarihçileri ve antropologlar sütü gastronomi biliminin başlangıcı olarak kabul ediyor. Bu çok doğal. Çünkü dünyaya gözümüzü açtığımız ilk an, tattığımız ilk gıda süt. Yani anne sütünü ilk tattığımız an, dolayısıyla gurmeliğe de attığımız ilk adım oluyor. Hal böyle olunca da sütlü tatlılar tüm mutfaklar içinde ayrıcalıklı, özel bir yere sahip. Siz ne dersiniz? Biraz süt, biraz şeker, biraz da nişasta. İşte tüm sütlü tatlıların basit ama büyülü başlangıcı. Şimdi gelin bu sütlü tatlılara yöre yöre daha yakından bakalım. Muhallebi bebeklerin anne sütünden sonra katı gıdalara geçmeden önce tanıştıkları ilk tatlı. Buna karşın muhallebinin sakızlısı ise tam bir yetişkin tatlısı olarak karşımıza çıkıyor. Sakızın sadece tatlılara değil, pilav, çorba gibi tuzlu yemeklere katıldığını da biliyor muydunuz? Nerede mi? Tabii ki memleketinde, yani Ege'de. Şimdi Çeşme'deyiz. Sakız Adası'ndan sonra sakız ağacının en çok yetiştiği bölgede. Sakızlı muhallebi için. Sevgili Kültür Aşı izleyicileri, ülkemizin en güzel sütlü tatlılarını tanımaya İzmir Çeşme'den başlıyoruz. Herkesin severek yediği sakızlı muhallebi Çeşme'de görüntüleyeceğiz. Peki neden Çeşme? Çünkü karşı tarafta bulunan Sakız Adası'ndan buraya getirilen sakızlar harika şekilde değerlendiriliyor ve ondan nefis reçeller, dondurma ve çeşitli tatlılar hazırlanıyor. Ama biz şu anda sadece sakızlı muhallebi ile ilgileniyoruz. Bunun için de Çeşme'nin en eski pastanesinde Gökçe Bey ile birlikteyiz. Merhaba Gökçe Bey. Merhabalar. Peki neler var malzemelerimizin arasında? Damla sakızı. Damla sakızı, onu hemen izleyicilerimize gösterelim. İşte sözünü ettiğimiz damla sakızı. Şeker, pirinç unu ve nişasta karışımı ve margarin. Pirinç unu ve nişasta karışımı yarı yarıya mı? Tabii ki, yarı yarıya olacak. Bir de margarinimiz var ve tabii sütümüz var. Evet, o da aynı. O zaman ne yapıyoruz? Muhallebimizin yapımına başlıyoruz. Başlayalım. Evet, sütümüzün içerisindeki sütün bir kısmını ayırdık nişastayla karıştırmak için. Yağımızı koyduk, şekeri koyduk, damla sakızlarını koyduk. Yağın erimesi için bıraktık onu. Tabii ki yağın erimesi lazım. Özellikle içindeki damla sakızının erimesi lazım. Ondan sonra zaten nişasta ve pirinç unu karışımını içine döküp muhallebiyi tamamlamış olacağız. Ama nişasta ve pirinç unu karışımını ayrı bir yerde sütle eziyorsunuz. Tabii ki eritiyoruz onları içinde ve sütü kaynattıktan sonra içine döküyoruz. Böyle burada yağ ve damla sakızı da kendi halinde karıştırmaya gerek olmadan eriyor diyorsunuz. Tabii ki kaynaması lazım. Kaynadıktan sonra zaten sakız eriyecektir. Peki böyle uzun süre karıştırmak gerekmiyor mu? Uzun süre karıştırmak pek fazla gerekmiyor tabii ki. Ne güzel, çok pratikmiş hakikaten bu tatlı. Ne yapıyoruz? O zaman burada da nişastalı karışımı hazırlıyoruz şimdi. Biraz sütümüzü koyduk zaten kabımıza. Çakıcıya sözüm ya. Kamalı'da zeybek vuruldu. Sütümüz iyice kaynamaya başladı herhalde. Yağ da eridiği için de. Şimdi nişastalı karışımı ekliyoruz herhalde. Margarin ve sakızımız da eridi. Ve en son olarak da nişasta ve pirinç unumuzu içine döküyoruz.
güzelce karıştırıp... İşte olay bu kadar basit. İzmir'in kovakları. Bu şekilde kaynayana kadar karıştırırız. Normal kıvama girdiği zaman altını kapatıyoruz ve tepsiye döküyoruz. Bu arada tabii ki sakız kokuları da gelmeye başladı. İştahımız iyice kabardı. Evet, kıvam almaya başladı muhallebimiz. Bu artık anlıyoruz ki olmuş demek değil mi? Tabii şu anda muhallebimiz bitmiştir ve tepsiye dökeceğiz şimdi. Evet, pişen muhallebimizi şimdi tepsimizin içine döküyoruz. İzmir'in kabakları dökülür yaprakları. İşte tatlımızı tepsiye de döktük. Şimdi artık bir süre herhalde oda sıcaklığında bekleteceğiz. Ondan sonra buzdolabına koyacağız ve ne kadar süre dinlendireceğim? Şu anda muhallebimiz zaten bitti. Yaklaşık 1,5-2 saat sonra yenilmeye hazır olur. Tatlımızı soğuttuk. Sonra dilim kesip tabağa çıkardık. Üstünü de tarçınla süsledik. Ama siz isterseniz üstüne ceviz, Hindistan cevizi gibi başka malzemeler de koyabilirsiniz değil mi Gökçe Bey? Özellikle tabii ki kaymak da koyabilirler. O da çok yakışır. Şimdi ne yapıyoruz peki? Tadına bakıyoruz. Bakalım sakız muhallebimiz nasıl olmuş? Önce klasik koklama işlemi. Kıvamı harika, tadı nefis, muhteşem olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ne yapıyoruz o zaman? İzleyicilerimize şunu öneriyoruz. İsterseniz geliyorsunuz Çeşme'de bu tatlının tadına burada bakıyorsunuz. Ya da tarifimizi gördüğünüz son derece pratik. Biraz sakız, biraz süt ve diğer malzemeleri evde tedarik edip ondan sonra kendiniz deniyorsunuz. Sütlaç denince ilk akla gelen bölgemiz Karadeniz. Türk mutfağının en özgün sütlaçlarını Kastamonu'da, Rize'de, Trabzon Maçka'da veya Çorum'da yiyebilirsiniz. Sütlacın muhallebiden farkı içinde pirinç olması. Tane tane ama çok sert değil. İyi pişmiş ama asla lapa değil. Yapımı kolay gibi gözüken ama oldukça ustalık ve deneyim gerektiren bir tatlımızdır sütlaç. Teknik olarak iki versiyonu var. İlki pişirildikten sonra soğutularak yenen. Diğeri ise soğutulduktan sonra tekrar fırında pişirilen ve üstü hafif yanık olan, yani fırın sütlaç. Bu yanık olanın tadı bir başka bence. Şimdi nefis bir sütlaç yorumu için Çorum'un şirin bir köşesinde Osmancık'tayız. Sütlü tatlar arasında oldukça yaygın olan bir lezzetle buluşturacağız şimdi sizleri sütlaçla. Ama bu sütlacın bir özelliği var. Çünkü pirinciyle ünlü Çorum'un Osmancık ilçesindeyiz. Pirinç özel. Süt taptaze olunca eminim ortaya çıkan lezzet de bir başka olacak. Sütlacın yapımına geçeceğiz ama öncelikle bu Osmancık pirincinin özelliği nedir bir onu öğrenmek istiyorum. Ve yanımızda da Osmancık Kültür Müdürü Mustafa Işık var. Hemen dönüyorum kendisine. Nedir Osmancık pirincinin özelliği? İlçemizde yaklaşık 60 yıldır pirinç ekimi yapılmaktaydı. Daha önceleri çeşitli çeltik çeşitlerinden oluşan pirinçler, çeltikler ekiliyordu. Ama şimdiki belediye başkanımız Sayın Emin Serdar Kurşun tarafından bir çalışma yapıldı. 32 çeltik çeşidi arasından bir çeltik çeşidi bulunarak rekoltede dönüm başına verim ve en önemlisi de lezzet bakımından en üstün olanı seçilerek Osmancık 97 olarak tescil edildi ve resmi gazetede yayınlandı. Şimdi dönüyorum sol tarafımda şeker mi şeker bir teyzecik var. İsmi nedir teyzecik? Yeter. Yeter. Niye yeter?
Annem çok çocuk doğurmuş. İşte fahirlik baştaymış. Yetsin artık deyin. Benim adımı yeter koymuş ama yetmemiş. Yetmemiş mi? Yetmemiş. Gerisi gelmiş, gelmiş. İki tane daha olmuş. Yedi çocuk olmuşuk. Maşallah. Onların adına imdat falan mı? Onların birinin adı imdat yok. Tendi koymuş, elmas koymuş. Yani Fadime koymuş ama artık onlar gitmiş öyle. Bakmışlar ki senden sonra yeter dedik, yetmiyor. Hala geliyor. Artık uğraşmayalım. Geldiği kadar gelsin demişler. Akıllık başta ya. Komşular şu kayırındaymışım. Babam çalışamıyormuş. Annem diyeceğim öyle. Evet böyle bir şey yoktu. Çeltik mültik. Bunlar sonradan oldu. Çeltik oldu, iyi oldu diyorsun. İyi oldu. Herkes zenginledi. Şimdi bize sütlaç yapacaksın teyzeciğim. Yeter teyzeciğim. Neler var malzemelerinizde? Bu sütlaç son derece ekonomik. Lezzetli olduğu kadar ekonomik de bir tatlı aynı zamanda. Görüyorum ki topu topu üç tane malzememiz var. Nedir onlar? Birinin adı piriç, biri süt, birinin adı şeker. Bunları üçünü birbirine karıştıracak. Çok lezzetli yani buranın meşhur sütlüsü. Evet izleyicilerimize tanıtıyoruz. Bunun adı pirinçtir, bunun adı toz şekerdir, bunun adı süttür. Bunlar böyle bir araya gelecek, ortaya çıkacak sütlaç. Onu da Yeter teyzeciğim yapacak şimdi maharetli elleriyle. İnşallah yapacak. Görelim o zaman Yeter teyzeciğim hadi. Yeter teyzemiz sütle pirinci koydu ocağın üstüne. Şimdi pirinçler böyle uzayana kadar, pişene kadar bırakacakmış onu o halde. Sonra da şeker ilave edecek. Ve kıvam alınca da zaten sütlacımız pişmiş olacak değil mi? Ondan sonra çelmeklere koyup fırına sokacağız. Üstünü kızartacağız. Kızartacağız üzerine. Sütümüz kaynadı, pirinçler uzamaya başladı. Şimdi Yeter teyze şeker ilave ediyor. Ne dedin Yeter teyze? Şeker süt kaynamadan eklenirse sütün kaynamasını mı geciktiriyor? Şekerine süt kaynamadan koyarsak pirinç uzamaz. Pirinç uzamaz, öyle kalır. Öyle kalır yani pişmez. Şekeri koyunca tatlıyla bek pişmiyor. Şimdi artık o pişmeyle bunun da bir şey olur artık. Şahane olur diyorsun. Ay, güzel olur. Yeter teyzeciğim herhalde yetti artık değil mi sütler? Ha, oldu. Sütlacımız oldu şimdi şu kapları mı boşaltacağız? Onlara koyacak fırına soracağız. İşte gördüğünüz gibi fırında sütlaçlarımız da pişti, üstü böyle kızardı, daha da nefis olmuşlar değil mi Yeter teyze? He, çok nefis oldu. Ama o nefis olmuş ayrı, sen boş durmamışsın bu arada, başka yemekler de yapmışsın bize. Hem Osmancık pirincin içinde olduğu hem de Osmancık'ın en ünlü lezzetlerinin oluşan böyle bir sofra kurmuşsun. Neler var şimdi, bu nedir mesela? Buna etli pilav yok. Etli pilav? Şuna pirincine sarma uzun dolma yok, şuna şeyine sarıyor. İçinde böğürülce var bunun. Karapaklası var, mercimeği var. O da sarımsaklı şeyimiz. Çıkı dolmamız. Çıkı dolması. Ha, bu nedir? Buna da yaprağı çidirip. İçine bunun da burgu. Ne diyorsunuz, ne diyorsunuz? Yaprağı çidirip. Yaprak için. Ha. Yaprağı mı sarılıyor bu? Bu yaprağı çidirip. Yaprağı sarılmıyor. Bu böyle yeniyor. Hiç adı yaprağı çidirip. Bu nane katarık, madeniz katarık, nohut katarık, bulgur katarık, biber katarık. Ne varsa katıyorsun. Katıyor buna. Giriyorsunuz mutfağa ne var ne yok katıyorsunuz. Bunu mu yapıyorsun? Buna, ha, buna katar bunu böyle yapar yiyorum. Bir de böreğimiz var. Böreğimiz ne? Irgat böreği. Irgatlar mı yok? Niye ırgat böreği? Irgat böreği diyorlar. Bunlar tarlalara çok götürürlermiş yapar ırgat olduğu zaman. Onun için bunun adını ırgat böreği olmuşlar. Öyle kalmış adı. Onun adı öyle kalmış. Onun içinde ne var? Onun içinde de madeniz koyduk, peynir koyduk. Ya onlarla yaptık onu da. Şahane olmuş hepsi. Ellerine sağlık Yeter teyzeciğim şimdi. Allah olsun hepinizden. Afiyet olsun, güle güle yiyin. Hep birlikte yiyeceğiz güle güle inşallah. Sağ olun tabii. Sütlaç fırına girip esmerleşince muhallebi bunu kıskanır ve ortaya Osmanlı mutfağının en muhteşem sütlü tatlısı çıkar. Kazandibi bugün geleneksel Türk mutfağı sunan mekanların en gözde tatlısıdır.
Yine anlatırken basit gibi görünen ama yapımı zahmetli bir tatlıdır kendisi. İşte bu yüzden de evlerden çok profesyonel mekanlarda üretilir. Yani kısaca İstanbullu bir çarşı tatlısıdır kazandibi. Ben dondurmalısını severim, ya siz? Sevgili izleyicilerimiz, sütlü tatlar arasında kazandibi şüphesiz en sevilenlerden birisi. Biz de kazandibinin nasıl hazırlandığını görmek üzere Yücel Usta ile birlikteyiz. Merhaba Yücel Usta. Merhaba, hoş geldiniz otelimize. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Yücel Usta, kazandibi yapacaksın ama kazandibi deyince iki tane alternatif gelir hemen aklımıza. Biri tavuklu olan, biri de muhallebi kazandibi denilen. Biz bugün hangisini yapıyoruz? Bugün tavuksuz olanı yapacağız. Normalde et de konulabiliyor içine. Tavuk göğsü olarak veriliyor. Etsiz olanı da kazandibi olarak böyle nasıl yapıldığını aşama aşama beraber göreceğiz burada. Harika. Tavuk bir de hani herkesin sevdiği bir şey değil herhalde mi tattığın içinde? Onun için biz daha genel bir damak tadına hitap edelim istedik. Onun için de muhallebili kazandibi yapıyoruz. Malzemelerimizden o zaman biraz söz edelim Yücel Ustacığım. Sonra da yapımına başlayalım hemen. Malzemelerimiz sütümüz, nişasta ve un yarı yarıya olmak üzere biraz da şekerimiz var. Çok basit bir malzeme sistemi var. Daha sonra kızartmak için ayçiçek yağımız ve pudra şekerimiz var. Süslemek için biraz da garnitürlerimiz var. Harika. O zaman başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Sütü koyuyoruz önce. Daha sonra şekerimizi ilave ediyoruz. Bu arada süt biraz ısındı, onu da söyleyelim değil mi? Önceden ısınmış olması gerekiyor biraz. Kuruk olursa bir mahsur yok. Operasyonu hızlandırmış oluruz. Yedi kere konuştum, yedi ama tavuklu yapmak istediğimiz zaman bu aşamada tavuklarımızı daha önceden haşlamamız gerekiyor. Blender'da çekmek şartıyla birazcık inceltip lif lif yaparız. Daha sonra şu aşamada tavuklarımızı atmamız gerekiyor. Sütle beraber tavuk ve şeker kaynadığı zaman koyulma oranı daha fazla oluyor. O zaman biraz da elastikisi oluyor. Onun için şu aşamada atmamız lazım. Şimdi tavuksuz yaptığımız için şu an gerek yok. Hemen altını çizelim. Bu arada eğer biz gerçi tavuksuz yapıyoruz şu anda kazandığımızı ama eğer tavuklu yapmak istiyorsanız sevgili izleyicilerimiz, sütün içinde şekerin kaynadığı aşamada ince ince dizdiğiniz tavukları da eklemeniz gerekiyor sütün içine diyor Yücel Usta. Şimdi ne yapıyoruz? Şekerimizi erittik. Şekerimizi erittik. Daha sonra bağlama noktası dediğimiz bizim mesleki değil de koyulaştırma aşamasında. Nişasta ile unumuzu bir kabın içine alıyoruz. Daha sonra operasyonu hızlandırmak için ılık sütten birazcık alıp diğer karışımımızı yumuşatıyoruz. Bu yumuşatma işlemini sütünü az miktarda koyup daha çok çok miktara doğru gitmemiz lazım. Çünkü içinde fıtık fıtık küçük küçük şeyleri kalmamasına dikkat etmemiz lazım. Bu da mı bir aşçılık terimi? Fıtık fıtık. Yani işte pütür pütür fıtık fıtık aynı mesleki terimle. Sevimli sevimli böyle parçacıklar kalmasın diyorsun. Sütümüz de kaynadı bu arada. Sütümüz de kaynadı. Bağlama noktası dediğimiz noktayı tam kaynarken bir yandan içine ilave diğer yandan karıştırmak suretiyle bağlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Operasyonumuzu hızlandırmak için. Daha sonra karıştıra karıştıra bir kere kaynamadan sonra koyulduktan sonra alüminyum tepsilerde altını yağlayıp daha sonra pudra şekeriyle karamelize yapacağız. Ondan sonra yapma işlemine geçeceğiz. Benim de merakla beklediğim kısım bu ve en işte açıcı kısım herhalde bu oluyor değil mi? Yakma kısmı biraz da hararetle sıcak oluyor. Çünkü incecik bir tabaka yakmamız gerekiyor. Daha sonra artan kısmını da soğuduktan sonra üstüne dökmemiz gerekiyor. Ertesi gün soğuduktan sonra kare kare kesip rulo yapacağız. Yani o kızartmanın da bir püf noktası var. Her zaman. Her şeyin püf noktası olduğu gibi mesleğimizin de püf noktaları var. Bu arada küçük bir sırrımı sizle paylaşmak istiyorum. Ne hoş, harika. Süt ve sütlü ürünlerde meyve rendesi veya vanilya kullandığımız zaman süt ile birlikte şu anda kaynama noktasından önce atmamızda fayda var. Çünkü rende kullandığımız meyvelerin likörleri yani kokulu kısımları kabuğunun hemen altındadır.
Daha sonradan ilave ettiğimiz meyve kabuklarının kokusu ile önceden ilave ettiğimiz kabukların kokusu arasında çok fark var. Aromasını kaybetmesin yani. Kaybetmesi de daha çok aromalı gelmesi için, damağımızın daha çok tatlanması için. Yani biz istersek kazan dibiye meyve kabukları da katabiliriz. Portakal kabuğunu çok ince bir şekilde rendeleyip katabiliriz ama dediğim gibi meyvelerin likörleri kabuklarının hemen altındadır. Portakalı rendelediğimiz zaman adeta renginin değişmemesi gerekiyor. Çok ince rendelememiz gerekiyor. Zaten kokusu da o anda hemen hissedilir zaten. Bu öneriyi de dikkate almakta fayda var. Gayet lezzet arttırıcı bir unsur gibi görünüyor. Muhallebimiz kıvam almaya başladı. İyice kıvamını aldı. Şimdi tepsiye döküyoruz artık. Yapma işlemine geçmemiz gerekiyor. Yapma işlemini nasıl yapıyoruz? Alüminyum tepsileri kullanmakta fayda var. Çünkü hepimizin evinde muhakkak bir davul fırın vardır herhalde. O tepside. Benim de yok vallahi. Ben size hediye edeyim ulan bir tane. Şimdi karamelize olması açısından, renk vermesi açısından ağaçiçek yağıyla ince bir yağlama işlemi yapıyoruz tepsimizin altına. Çok inceden. Küçük bir ağaçiçek yağlama işleminden sonra pudra şekerimizi birazcık ilave ediyoruz. Karamelizeyi hızlandırmak için. Pudra şekerini karamelize için koyuyoruz. Evet. Önce bunu bir kere bir ocakta ısıtmamız gerekiyor. Karamelize olduktan sonra kazan dibimizin birazını bunun içine boşaltacağız. Geri kalan kısmını da soğuduktan sonra içine boşaltmamız gerekiyor. Şu anda karamelize olduktan sonra kazan dibimizin üzerine döküyoruz bir miktar. Bu işlemden sonra çevire çevire kazan dibimizi yakıyoruz. Altının renk alması açısından. Gördüğünüz gibi hemen renk almaya başladı bile. Kızarttığımız muhallebimiz soğudu. Buradaki muhallebimiz artık ılık halde. Şimdi onu da üstüne döküyoruz. İlave ediyoruz. Daha sonra bunları beraberce biraz daha soğuttuktan sonra kesme kıvamına geldikten sonra kesme işlemimizi yapıyoruz. Ama buzdolabına koyacağız. Bir gece kadar bekleteceğiz. Sonra da kazandığımızı alıp dilimleyeceğiz. Ve servis yapacağız. Artık beklenen lezzete kavuşmaya az kaldı yani. Evet sevgili izleyicilerimiz, dedik ki aslında kazan dibimizin bir gece boyunca dinlenmesi gerekiyormuş, soğuması gerekiyormuş. Ama Yücel Usta sağ olsun önceden bize hazırlamış kazan dibimizi ki bizim tabii bir gece boyunca beklemeye vaktimiz olmadığı için biz de bir gün öncesinde hazırlanan kazan dibinin tadına bakacağız. Şimdi öbür küsünü dolaba attık, artık onu da misafirler deneyecek değil mi? Evet muhakkak. Efendim şefimizin elinden kazan dibi gördüğünüz gibi böyle gayet renkli çıktı, bir tablo gibi görünüyor. Hem şık hem lezzetli. Herkes de seviyor. Ne diyoruz izleyicilerimize? Bizi deneyin kazan dibini sizde, hem de pratik bir tarif. Evet muhakkak deneyebilirler. Yapacaklarından eminim yani. Afiyet olsun diyorum. Şefimiz size güveniyor. Ben de güveniyorum sevgili izleyicilerimiz. Evde kazan dibini gönül rahatla deneyebilirsiniz. Sütlü tatlıları seven ancak hamurlu tatlılardan da vazgeçemeyenlere Karadenizliler çok güzel bir çözüm bulmuşlar. İçine önceden hazırlanmış bir kat muhallebi konulan, şekli ise kişinin yaratıcılığına bağlı olarak baklavaya benzeyen bir tür tatlı börek bu. Adı da Laz böreği. Doğu Karadenizlilerin gururla sunduğu Laz böreğinin farklı yorumları da var. Trabzon usulü, Gürcü usulü, Rize usulü gibi. Bugünkü tarifimiz ise Rize dolaylarından. Sevgili izleyicilerimiz, sırada Karadeniz özel oldukça ilginç bir tatlı var. Aslında Karadenizler bu tatlıya börek diyorlar. Fakat bu böreğin içine giren sütlü muhallebi sayesinde tatlı kimliği kazanıyor. Birazdan göreceğiz. Eminim çoğunuz anlamışsınızdır. Laz böreğinden bahsediyoruz ve Rize'deyiz. Erda Bey ile birlikteyiz. Oldukça sevimli bir mekanda. Merhaba Erda Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Tatlı yiyeceğiz, tatlı konuşacağız, daha iyi olacağız. İnşallah. Peki Erda Bey, zor mudur, kolay mıdır Laz böreğini hazırlamak? Laz böreğinin yufkasını hazırlamak biraz zordur. Açıldığı için bugün izleyicilerimiz beklemesinler diye pratik yoldan hazır yufkadan yapacağız bunu.
Evet, bu arada duyduk ki Karadenizler'de artık işin biraz kolayına kaçmaya başlamışlar. Hazır bu iş için hazır yufkalar üretmeye başlamışlar. Ki ben biraz önce gördüm, oldukça ilginç geldi. Çok ince çünkü bu. Baklavalık yufka mı deniyor buna? Evet, baklavalık yufka bunlar. İnce olmasından dolayı baklavalık yufkalar. Böyle kağıt gibi. Evet. Malzemeyle iyice özdeşiyor. Malzemeyle özdeşiyor. Tamamen muhallebi içine geçmiş oluyor yufkanın. Peki, Laz böreği dedik. Böyle kulağa da oldukça ilginç geliyor. Neler var bu tatlının içinde? Laz böreğinin içinde vanilya var, yumurta var, süt var, şeker var. Şimdi bu muhallebi için herhalde değil mi? Muhallebisi için. Tereyağı var, karabiber var içerisinde. Karabiber. O niye? Tat vermesi aması. Pirinç unu var içerisinde. Bunların hepsi muhallebi mi giriyor? Hepsi muhallebisine giriyor. Gördüğünüz gibi Erdağ Bey muhallebinin ön hazırlığını burada tamamladı. Hemen bir özet geçelim. Sütün içerisine yumurta, pirinç unu, şeker, vanilya, karabiber. Başka eksik var mı? Başka eksik yok. Doğru kavramışım. Hepsini kattık, karıştırdık böyle pütürsüz bir kıvam elde edene kadar. Şimdi ocağa gidiyoruz. Bir taraftan muhallebi hazırlayacağız. Diğer taraftan tereyağını eriteceğiz. Şerbetin hazırlıklarını tamamlayacağız. Ondan sonra yeniden buraya geliyoruz. Ve artık Laz böreğinin son şeklini veriyoruz değil mi? Evet, Laz böreğini yapmaya başlayacağız hocam. O zaman hep birlikte mutfağa. Tatar dağına doğru dizi dizi çıkalım. Gördüğünüz gibi muhallebimiz pişti, tereyağımızı erittik. Artık Laz böreğinin son şeklini verme aşamasındayız. Bu arada bir şey de söyleyeyim buradan ki muhallebi gerçekten nefis kokuyor. Tatlının içine girince artık ne olacak bilmiyorum. Day bana sevdalık ölümü unutturur. 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 Gördüğünüz gibi birkaç katı böyle serdik, aralarına eritilmiş tereyağı sürerek şimdi artık muhallebiyi mi sereceğiz? Şimdi muhallebisini serme zamanı geldi. Al beni götür duman, yolun var mı yukarı? Al beni götür duman, yolun var mı yukarı? Yağımızı da döktükten sonra Laz böreğimizi dilimlemeye geçtik şu anda. Bakalım nasıl dilimleyecek Erdal Usta böreğimizi? Doğruna sevdalara çıkalım. Tam tamamdır diyorsun şimdi bu artık. Tamamdır böreğimiz. Artık fırına verebiliriz onu. Ne kadar pişireceğiz? 20 dakikada pişirelim. Evet, böreğimizi 20 dakika kadar pişirdikten sonra benim sabırsızlıkla beklediğim kısma geçeceğiz. Yani tadına bakma kısmına. Onun için şimdi tatlımızı fırına gönderiyoruz. Tutturur bu gaybana sevdalık ölümü unutturur. Bu gaybana sevdalık Laz böreğimiz fırında pişme sürecini de tamamladı ve soframıza geldi ama gördüğünüz gibi o kadar börek gibi görünüyor ki gerçekten bunun tatlı olduğuna inanmak biraz zor ama şimdi üzerine şerbet dökeceksiniz ve biz de anlayacağız ki bu gerçekten bir tatlı değil mi Erda Bey? Evet, şimdi şerbetini dökme zamanı geldi, tamamen kıtır kıtır oldu. Yani balını döküyoruz üzerine, ballandırıyoruz tatlımızı değil mi? Tatlımızı ballandırma zamanı geldi. O zaman dökelim şerbetimizi de. Elemit karacanlık kar yağarda tutturur. Elemit karacanlık. Erdal Usta Laz böreğini şerbetle tatlandırdıktan, ballandırdıktan sonra sıra artık tatma kısmına geçti. Ama ben bu arada size masadaki diğer lezzetlerle tanıştırmak istiyorum. Burada mıhlama var. Yine Karadeniz'e özel mıhlama. Böyle bunun en önemli özelliği peynirin uzaması. Mısır unu ve peynirle hazırlanan ki ilerleyen bölümlerde mıhlamanın nasıl hazırlandığını da sizlere göstereceğiz sevgili izleyicilerimiz. Unutmuyoruz yani, Kültür Aşı ekibi olarak mıhlamayı da size tanıtacağız ilerleyen bölümlerde. Burada yine çok ilginç bir lezzet var, hamsili pide.
pidenin içerisine hamsi katılmış. Hamsili pilavımız var ki ilk bölümümüzde sizlerle onu tanıştırmıştık zaten. Ve yine Karadeniz'e özel karalahana sarması ki bu sarmanın özelliği de içindeki etin satırla kıyılması, satırla kıyılarak hazırlanması. Gördüğünüz gibi masamız oldukça zengin. Bizi böyle harika bir ziyafet bekliyor ve bu ziyafetin üzerine de Laz böreğinin tadına bakacağız. Daha doğrusu Laz böreğini doya doya yiyeceğiz. Ama ben şimdi yemekten önce sizin için Laz böreğinin tadına bakıyorum. Ve ne diyorum? Göreceğiz değil mi? Yukarı. Ben gerçi dedim yemeğin üzerine Laz böreğinin doya doya yerim ama bence ben bu tabağı yemekten önce götüreceğim gibi görünüyor. Erdoğuz'u harika olmuş. Gerçekten nefis olmuş. Üstü çıtır çıtır böyle içinde muhallebi yumuşacık yayılmış, eritmiş adeta yufkaları. Muhteşem bir lezzet çıkmış ortaya. Ki yağ ve şeker balı şerbeti dökerken biraz ağırmış, ağır olacakmış gibi geliyordu. Ama hiç öyle olmamış. Hatta son derece hafif olmuş. İçinde muhallebi olduğu için herhalde. Gelin Rize'ye ve bakın Laz böreğinin tadına diyorum. Tatları yorumlamak söz konusu olunca yaratıcılık, tarihin ve coğrafyanın önüne geçebiliyor zaman zaman. Avrupa mutfak kültürünün geleneksel lideri Fransa, bizim muhallebimizin yerine tatlılara krema koymuş tarih boyunca. Bizde ise krema daha çok yeni bir misafir. 20. yüzyılın başlarında Beyoğlu'nda açılan pastaneler aracılığıyla pasta kültürü yavaş yavaş Fransa'dan ithal edilmiş bize. Şimdi sırada kremalı bir Türk pastası yorumu var. Tabii ki sütün başrolde olduğu. Şimdi de sizleri bir pastayla buluşturuyoruz. Son derece görkemli bir pastayla. Fakat bu pasta öyle bildiğiniz pastalardan değil. Niye değil? Çünkü içine un falan girmiyor. Tamamen sütlü bir malzemeyle hazırlanıyor. Dolayısıyla da oldukça hafif oluyor. Ve yanımızda da Fatoş Yağcı var. Merhabalar. Merhaba. Peki ne yapıyoruz şimdi? Öncelikle toz şekeri. İrmiği. Sütü tencereye alıyoruz. Bunu kaynatacak mıyız? Bu malzemeyi kaynayana kadar pişiriyoruz. Kaynadıktan sonra margarin ve Hindistan cevizini ekleyerek margarin eriyene kadar karıştırıyoruz. Sonra gofretle dizme aşamasına geçiyoruz. O zaman şimdi ocak aşamasındayız. Hep birlikte ocağa gidiyoruz. Benim gibi gofretlerin dik durması için gofretleri dizeceğimiz yerin hemen önüne biraz muhallebi koyuyoruz. Pastanın en önemli kısmını bitirmek üzere sevgili izleyicilerimiz. Ben burada biraz endişelendim aslında. Bu gofretler nasıl bu kalıbın kenarında duracaklar diye ve pür dikkat izledim. Siz de gördünüz ki gofretleri dizdikten sonra muhallebiyle uçlarını böyle iterek yapıştırıyorsunuz. Tamamen muhallebiyi bu aşamada yapıştırıcı olarak kullanıyorsunuz. Şimdi bu muhallebinin üzerinde bir boşluk var. Buraya da ne geliyor? Çikolata sos geliyor. Buraya da pratik olsun diye onu da hazır çikolata sos poşetlerini arkasına yazdığı gibi 2 veya 2,5 su bardağı sütle pişiriyoruz. Onu da biraz ılıttıktan sonra üzerine döküyoruz ki sıcak döktüğünüzde gofretlerin arasına girerek dışarı taşma olasılığı var. Biraz ılınmasını bekledikten sonra onu da üzerine döküyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Burada bir şey belirtmek istiyorum. Bu pastayı yaparken gofret alırken biraz fazla alın. Çünkü paketlerin içinden kırık çıkabiliyor. Pastanız yarım kalabiliyor. Aman bu gayet güzel bir uyarı oldu. Ben bunu çok yaşadığım için tedbir olarak mutlaka bir paket fazladan alıyorum ki hani kırılan, kırık çıkanların yerine tamamlamak açısından yarım kalmaktansa. Yedeğimizi temin edelim, bu pastayı yapmaya öyle girişelim diyorsun. Evet. Çikolata sosumuzu da hazırladık sevgili izleyicilerimiz ve biraz ılınmayı bıraktık. Çikolata sosu hazırlamak son derece pratik çünkü hazır çikolata sos kullandık. Ve şimdi artık pastamızın üstüne çikolata sosu gezdiriyoruz. Tamamını
zaten güzel görünüyordu, daha da güzelleşti yani. Sosumuzu da pastamızın üzerine gezdirdik ve böylece bütün işlemleri geride bıraktık. Şimdi artık pastayı dolaba koyacağız ve ne kadar süre dinlendireceğiz? Şimdi dışarıda bir çikolata sosu ılanana kadar bekletiyoruz. Sonra dolaba koyuyoruz. Ben bir gece bekletilmesinde fayda görüyorum. İçim iyice donup gofretlerin yapışması açısından. Ertesi gün kelepçeyi açıp servis yapılabilir. Efendim bizim pastamız dolapta dinlenmeye bırakıldı fakat bir gece beklemesi gerektiği için Fatoş Hanım önceden tedarikli davranmış, bize bir tane daha pasta hazırlamış. İşte bu karşınızda duran bir gece dinlenmiş pasta. Şimdi onu çıkaracağız kalıptan ve gerçekten şu haliyle bile çok etkileyici görünüyor. Yani gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum tadına bakmak için. Sevemiyorsan İstanbul'u benim gibi. Süslememiz bitti mi? Evet, bu kadar. O zaman şimdi dilim çıkartıyoruz ve bu muhteşem iç katı da görmüş oluyoruz. Pastamız son derece görkemli görünüyor. Aslında söyleyecek söz bulamıyorum ben bu görüntü karşısında. Ve merakla tatma kısmına geçiyorum. Ne kaldı? Muhteşem olmuş. Kesinlikle muhteşem. Bir kere zaten sütlü malzemeyle yapıldığı için son derece hafif. Çünkü içinde kek yok, tamamen muhallebi var içinde. İrmik, irmikten yapılmış bir muhallebi ve Hindistan cevizi. O yüzden de son derece hafif olduğu kesin. Zaten görüntüsü konusunda dediğim gibi söyleyecek söz bulamıyorum. Ne diyelim? Misafirleriniz eminim bu pastayı çok sevecek sevgili izleyicilerimiz. Mutlaka deneyin diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Konu yeme, içme, damak zevki olunca zamanın nasıl geçtiği anlaşılmıyor değil mi? İşte bir kültür yaşının daha sonuna geldik. Hoşça kalın.